Herkese merhabalar. Bugün sözlükte anlam konusuyla sizlerle birlikteyim. Gerçek anlamdan başlayalım. Sözcüğün akla gelen ya da sözlükte olan ilk anlamına biz gerçek anlam diyoruz. Yan anlam, sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak ortaya çıkan ikinci anlamıdır. Bunun içinde sözlükte bulunan ikinci, üçüncü anlamları diyebiliriz. Mecaz anlam, sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak kazandığı yepyeni bir anlamdır. Bir ilgi ya da benzetme sonucu ortaya çıkar bu mecaz anlam. Son olarak da terim anlam, bilim, sanat, spor ya da meslek dalıyla ilgili olan sözcüklere terim diyoruz. Bu sözcüklerle kurulan anlamlara da terim anlam diyoruz. Cümlede kullanıldığı zaman terim anlamlı sözcük oluyorlar. Şimdi örneklerimize bakalım birlikte. Kolileri doldurunca ağır olmuş. Bakın burada ağır deyince ilk önce aklımıza ne geliyor bizim? Kilo, kütle, öyle değil mi? O zaman bu benim için ne oldu? Gerçek anlam oldu. İlk aklıma benim kilo, kütle geliyorsa benim için gerçek anlam oldu. Çok ağır sözler söyleyince onu terk ettim. Bakın ağır sözler, 3 kilo söz, 5 kilo söz, böyle bir şey mümkün mü? Değil. Gerçek anlamıyla hiç alakası yok. Yani beni kıracak, üzecek sözlerden bahsetmiş. O zaman benim için bu mecaz anlam oldu. Geminin burnu limana çarpmış. Bakın insanın burnu hafif sivridir. Geminin de burun diye tabir edilen yeri yine sivridir ve ucundadır geminin. O zaman bu gerçek burun kelimesine yakın olarak ortaya çıkmıştır. Benzerlik ilgisi de kurulmuştur. O zaman geminin burnu derken benim için yan anlam ortaya çıkmış. Ameliyattan beri burnum kanıyor. Bakın burun derken bu insandaki burundan bahsediyoruz. O zaman gerçek anlam olmuş. O geceden beri bana soğuk davranıyor. Bana davranışlarını şöyle bir elimi yaptım, rüzgar geldi, bir soğuk esti gibi bir şey söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Bakın soğuk deyince dokunma duyumuzla ilgilidir. Ama burada soğuk davranmak derken dokunma duyusuyla alakası yoktur. Sadece bana daha ilgisiz davranıyor, istekli konuşmuyor gibi bir anlam. O zaman ne oldu benim için? Mecaz anlam oldu. Bağlaçtan önce virgül getirilmez. Bakın virgül nedir? Türkçe ile ilgili bir terimdir. Türkçe terimidir virgül. O zaman ben burada virgül sözcüğünü kullanıyorsam terim anlam kullanmış oluyorum arkadaşlar. Gelelim eş sesli ya da diğer adıyla sesli sözcüklere. Eş sesli sözcüklerimiz yazılışları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklerdir. Bunların hem yazılışları hem okunuşları aynıdır arkadaşlar. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Bakın iki tane asma sözcüğü kullanılmış. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Burada asma derken neyden bahsediyor? Yaprakları olan bir ağacımsı bir şeyden bahsediyoruz. Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Burada asmak derken neyden bahsediyor? Bir kere fiil olan asmaktan bahsediyor. İdam etmek, öldürmek. Bakın görüntüleri aynı, yazılışları, okunuşları aynı. Ancak anlamları farklı olan sözcükler bizim için neymiş? Eş sesli yani sesteş sözcükmüş. Karşıt bir diğer adıyla zıt anlamlı sözcükler. Birbirinin tersi olan sözcüklerdir. Bakın bu edebiyatta tezat sanatıyla karşılanır. Birbirine karşıt olan kelimelerle yapılan bir sanattır aynı zamanda. Bunun dışında burada önemli bir nokta. Bir sözcüğün olumsuz şekli, bakın olumsuz hali zıt olmaz. Yani bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı demek değildir. Yani geldi sözcüğünü ben gelmedi dersem buraya bir olumsuzluk eki getirdim diye bu bunun zıttı olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Birbirinin tersi olması gerekiyor.
Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Bakın, battığı yer ve doğuyor. Batmak ve doğmak. Birbirinin tersi olan ifadeler. O zaman bu iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır diyeceğiz. Eğer bize şiirde ya da söz sanatı olarak sorarsa da tezat sanatı yapılmıştır diyeceğiz. Eş anlamlı bir diğer adıyla anlamdaş sözcükler. Bakın bunların da eş sesliyle karıştırılıyor bunlar. Eş anlamlı diyorsa o zaman anlamları aynı olacak. Yazılışları farklı olacak. Bakın kafa, baş, hikaye, öykü, soru, sual, cevap, yanıt, kırmızı, al. En çok kullanılanlardan biri. Yine beyaz, ak, siyah, kara, isim, ad, tenkit, eleştiri, üslup, biçem. Bakın her iki sözcüğüm de birbirinin eş anlamlısı olan her iki sözcük de aynı şeyi karşılar, aynı anlamdadır ama farklı harflerle farklı bir kelime olarak yazılır. Yazılışları farklı ama karşıladıkları anlam aynıdır eş anlamlı sözcükleri. Gelelim niteliğe. Nitelik ölçülemeyen kavramlar için kullanılır ve nasıl sorusuna cevap verir. İyi düşünceli bir insandı. Bakın nasıl düşünceliymiş? İyi. İyiliği ben ölçebilir miyim? İşte iyilik şu renktir, iyilik şu kadar kilodur ya da iyilik şöyle bir şeydir şeklinde tarif edemiyorum. Daha çok soyut bir kavramdır diyebilirim aslında. Cümledeki anlamı da aynı şekilde ölçemiyorsam ve bana nasılın cevabını veriyorsa sözcüğüm benim nitel anlamlıdır. Nicelik, nice nice seneler geçti dediğimde bakın buradan bile belli. Ölçülebilen bir kavramdır nicelik. Ne kadar sorusuna cevap verir. Son işinde iyi para kazanıyordu. Bakın buradaki ile buradaki aynı anlamda mı bir bakalım. İyi paradan kastımız ne? Çok para. Fazla para. Yani bu bizim için ölçülebilen, sayılabilen bir ifadedir. Ölçülebilen bir ifadeye de ben ne derim? Nicel anlamlıdır derim. Gelelim genel ve özel anlama. Bunlar da birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Genel anlam varlıkları ve kavramları toplu bir şekilde karşılar. Yani içine aldığı birden çok kavram vardır. Bakın sebze yemeyi severim derken sebzenin içinde neler var? Kabak var, patlıcan var, patates var. Bunların hepsi sebzenin içine girer. Yani bir sözcükle birden çok şeyi içine alır. Varlık ve kavramları genel olarak toplu bir şekilde karşılar. Özel anlam tek bir varlığı ya da kavramı karşılayan sözcüklerdir. Bakın kabak yemeyi severim derken bakın sebzelerin içinden bir tanesini seçtim söyledim. Benim için ne oldu? Özel anlam oldu. Ya da çiçek derim genel anlam, gül derim özel anlam. Bakın iki örnekle daha iyi pekiştirelim. Aynı cümleyle, aynı örnekle size her ikisini de sorabilir. Diyor ki, roman insanı dinlendiren bir arkadaştır. Bu neyden bahsediyor? Bütün romanlardan. Yani bize roman türü olarak bahsediyor. O zaman nedir? Genel bir ifadedir ve genel anlamlıdır. Roman, mübadele sırasında yaşanan bir aşkı anlatıyor. Hangi roman? Bu roman. Yani işaret ettiği belli bir roman var. O zaman benim için nedir? Özel anlam kazanmış olur. Sözcükte anlam konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda sözcükte anlam olayları ve anlam ilişkilerine bakacağız birlikte. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı ve beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.